Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. İngilizce videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Supi Hocam, what's in the video? Sevgili arkadaşlar, celebrations yani kutlamalar ötesinde yepyeni bir konuda birlikteyiz. Konumuz suggestions ya da inviting. Yani arkadaşlar teklifler veya davet etmeler veya ikram etmeler ve bu ikramın kabul veya reddedilmesi. Bakalım kabul veya reddederken hangi ifadeleri kullanmışız? Evet, yine iki tane minnoş çocuğun konuşmasıyla başlıyoruz. I will go get some beverages. Would you like anything to drink? That sounds great because I'm thirsty. Do you want some coke? No, thank you. I don't like fizzy drinks. What about some lemonade? I really like it. Thanks. Demiş ki ben gidip kendime içecek alacağım. Sen de içecek bir şeyler ister misin? Would you like kalıbıyla arkadaşlar bir ikramda bulunmuş, bir öneride, teklifte bulunmuş. Evet. Ne diyor cevaben? Kulağa harika geliyor. Çünkü ben thirsty. Ben susadım demiş. Susadım. Do you want ile yine başka bir ikramda bulunmuş. Do you want some coke? Biraz kola ister misin? Ha, yok istemem. Çünkü ben? Teşekkür ederim demiş hatta. Çünkü ben soğuk içecekler. Fizir, gazlı. Gazlı evet. Gazlı içecekleri hoşlanmıyorum. What about ile başka bir teklifte bulunmuş. Buna ne dersin diyerek. What about some lemonade? Biraz limonataya ne dersin? Gerçekten çok isterim. Teşekkürler. Severim. Teşekkürler demiş. Bir insana davet veya ikramda bulunurken arkadaşlar aşağıdaki kalıpları kullanırız. Would you like, ister misin demek. Would you like to'yu getirirsek de arkadaşlar bir şey yapmayı ister misin? Mesela would you like some lemonade, biraz limonata ister misin? Would you like to drink some lemonade, biraz limonata içmek ister misin? To kullanırsak arkadaşlar fiil kullanacağız. What about, ne dersin demek. What about some lemonade veya what about drinking some lemonade? Biraz limonata ne dersin derken ya da biraz limonata içmeye ne dersin derken drinking kullanıyorum. Do you want ve do you want to olayındaki to yine would you like ile aynı anlama geliyor. Do you want some milk? Biraz bir süt ister misin? Do you want to drink some milk? Biraz süt içmek ister misin? Why don't you ya da why don't we drink some lemonade? Biz neden beraber birlikte biraz limonata içmiyoruz derken yine bu bir teklif veya ikram cümlesi arkadaşlar. Shall we yapalım mı edelim mi anlamına gelen bir ifade. Shall we drink some lemonade? Biraz limonata içelim mi? Ya da let's drink some lemonade. Hadi biraz limonata içelim gibi davet veya ikramda bulunurken sevgili arkadaşlar bu kalıpları kullanıyoruz. İsterseniz buranın böyle bir görüntüsünü alabilirsiniz. Dondurup ekran görüntüsünü alabilirler mi? Alsınlar tabii ki. Bizde bir sakıncası yok. Defterlerine de not olarak yazabilirler. Not alabilirler arkadaşlar. Peki kişi ikramı veya daveti kabul ederse nasıl bir ifadeyle, hangi ifadeleri kullanabilir? Biz birkaç tanesini yazdık tabii arkadaşlar, bunlar bir sürü. That sounds great. Yani kulağa hoş geliyor. That sounds fun ya da that sounds tasty, kulağa lezzetli geliyor falan gibi, hani ikram ettiği veya sunduğu şeye bağlı olarak bu cevaplar değişebilir ama that sounds ifadesi kulağa nokta nokta geliyor. Ne geliyorsa artık. Of course, thank you for invitation. Tabii ki davetin için teşekkür ederim. Yani let's go and get some, let's go and have a party. Hadi gidip biraz parti verelim dediğin zaman tamam, davet için teşekkür ederim ifadesini kullanabiliriz. I would love ya da I would love to, thanks. I would love, isterim, I would love to, yapmak isterim, teşekkür ederim ifadelerini kullanabilirsiniz sevgili arkadaşlar ikram veya daveti kabul ederken. Peki reddederken ne yapıyoruz? No, thank you. Hayır, teşekkür ederim. Kırmızıyla yazalım. No, thank you. Hayır, teşekkür ederim. Thanks, I am full. Teşekkür ederim, ben tokum ya da doydum ifadesini kullanabilirsiniz. Eğer ikram edilen şey bir yiyecekse. I am afraid but I can't. Üzgünüm ama ya da yapamam, korkarım ama yapamam. I'm sorry but I must nokta nokta diyerek özür dilerim, şunu yapmak zorundayım diyerek bu ikramı geri çeviriyoruz. Şimdi burada bir telefon konuşması var. Telefon konuşmasında bu arkadaş, bu hanımefendi diğer kişilere bazı söylemlerde, bir söylemde bulunuyor. Diğerlerinin cevaplarını görüyoruz arkadaşlar burada. Şöyle. Böyle yapalım, daha da açık hale geliyor. Bakalım bu ifadeler accept mi? Yani kabul etme mi yoksa refuse, reddetme mi? Şimdi demiş ki, hi girls, next Sunday I want to make a surprise party for Sezen. Would you like to join party? Yani... Selam kızlar, gelecek pazar Sezen için sürpriz bir parti düzenlemek, yapmak istiyorum. Katılmak ister misiniz partiye? İster misiniz? Birinci kişi demiş ki, that sounds great, thanks for inviting. Harika, kulağa harika geliyor. Davetin için teşekkürler. O zaman accept mi, refuse mu? Muhtemelen accept. Tabii ki accept sevgili arkadaşlar, kabul etmiş. Bu sarı saçlı arkadaş, I'm afraid I can't, I have guests at the weekend demiş. Yani korkarım ki olmaz çünkü şeymiş, hafta sonu misafirleri gelecek. O zaman refuse diyoruz arkadaşlar buraya. Son kişiye bakıyorum. I'm sorry but I must finish my project, thank you.
Üzgünüm ama benim projemi bitirmem gerekiyor. Bitirmeliyim. Teşekkür ederim. Güzel. Must'la arkadaşlar yapmak zorunda olduğu başka bir plandan bahsetmiş. Dolayısıyla burada refuse yani reddetme söz konusu diyebiliriz. Şimdi burada tatlıştan 3 tane tatlış kız var görüyorsun. Böyle kendi aralarında bir şeyler yiyip içiyorlar ve bazı sorular var. Bu sorularını nerede kullanacağız? Bir sonraki sayfadaki konuşmada, sayfalardaki hatta. Şimdi soruların ne olduklarına bir bakalım isterseniz. Would you like some orange juice? Biraz portakal suyu ister misin? İster misin? How did you prepare them? Onu nasıl hazırladın? Could you say that again? Tekrar söyler misin? Would you like one more piece of cake? Bir dilim kek. Daha, one more dediğine göre bir dilim kek daha. Bir dilim kek daha ister misin? What about an apple? Elma. Ya ne dersin? Elmaya ne dersin? What about ne dersin anlamına geliyor. Şimdi Sandy, Candy ve Mandy isimli çok üç arkadaş, böyle yakın arkadaş. O yüzden isimleri bile yakın birbirine. Harika. Sandy demiş ki, I really thank you for surprise party. You are my best friends. Bu sürpriz parti için hepinize çok teşekkür ederim. Siz benim en yakın arkadaşlarımsınız demiş. Candy demiş ki, you are our best friend too. Sen de bizim en yakın arkadaşımsın. Of course, we love you so much. Biz seni çok seviyoruz diyerek arkadaşlar birbirine popolar. Sevgisiyle var ortada. Oh. You are great. Harikasınız. They all look awesome. Hepsi muhteşem, mükemmel görünüyor. They all look awesome. Şu şeyi kaldıralım arkadaşlar. Doğru yazım bu. Awesome. Muhteşem görünüyor. Demek ki sofraya bakıyor böyle. Ortada güzel güzel yiyecekler var. Güzel güzel mamalar var. Ve bir şey sormuş. My mother made the cake and orange juice at home. Keki yani annem. Pastayı ve içeceği portakal suyunu annem evde yaptı demiş. Ev yapımı bir şeyden bahsediyoruz. We bought the cookies and fruit. Biz de kurabiyeleri ve meyveleri satın aldık demiş. Almışlar. Onları da parasıyla almışlar. Peki burada ne soru sormuş olabilir? Bunları nasıl hazırladın demiş olabilir. Dolayısıyla How did you prepare them? Yani B sorusunu buraya getiriyoruz sevgili arkadaşlar. Hemen buraya B yazın. Bunları nasıl hazırladınız? Nasıl yazılandığından bahsedilmiş. Mandy başka bir şey daha söylemiş. No thanks. I ate 2 slices of cake and it is enough for me. Hayır, teşekkür ederim. Ben 2 dilim kek yedim. 2 dilim pasta yedim ve bu benim için enough. Yeterli. O zaman ne sormuş olabilir? Would you like one more piece of cake? Bir dilim daha kek ister misin? Bir dilim daha ister misin demiş. O da teşekkür etmiş. Mandy'nin bir sorusu var. Devamında. Bunu ön tarafa mı almam gerekiyor? Cevabını aşağıya doğru kaydırılacak. Cevabını böyle mi yapıyorsun? Ben bu çekimlerde enteresan şeyler oluyor. Evet. Yes. Şunu söylemiş. Please, but just a little. Just a little. Biraz. Ama azıcık demiş. Evet. O zaman demek ki Mandy bir şey ikram ediyor. Şimdi how did you prepare gitti. D'ye gitti. Şimdi şuradan gelelim arkadaşlarımıza buraya. Görsünler. Would you like some orange juice demiş olabilir. Evet. Portakal suyu veya bir tane elma ister misin? Şimdi hangisini elma sormuş? Ama azıcık dediğine göre elma azıcık dediğim miktar söylemeyiz. Dolayısıyla arkadaşlar portakal suyu. Would you like some orange juice? Yani buraya A yazıyoruz. Azıcık demiş. Kendi başka bir soru sormuş. They look so tasty. They look so delicious. O çok lezzetli görünüyor diyor. O zaman... I think I will get one. Bir tane alacağım galiba demiş. Elma. O zaman What about an apple? Elmalara ne dersin diyor. Devam edelim. Do you want some cookies too? Biraz da kurabiye ister misiniz? I didn't hear you well. Could you say that again please? Lütfen tekrar söyler misin? Ben seni tam duyamadım diyor. Do you want some cookies too? Biraz kurabiye ister misin? Yes please. I will get one or two. Ben bir iki tane alırım demiş. Thank you again for everything. Her şey tekrar teşekkür ederim. Teşekkürler demiş. I love you. Sizi seviyorum diyerek arkadaşlar konuşmayı sonlandırmış. Evet Nagihan'cığım. Match the suggestion with response. Burada 5 tane tavsiye var. 5 tane de cümle cevabı var. 5 cümle karşılığında neler yapmamız gerektiğiyle alakalı tavsiye cümleleri var. Daha doğrusu biz bunları şimdi eşleştireceğiz. We need to decorate the room. Yani odayı dekore etmeye biz lazım. İhtiyacımız var. You must know how many people can attend. Kaç tane insanın partiye katılacağını bilmemiz lazım. Sen bilmek zorundasın. We must prepare lots of food and drinks. Biz bir sürü yiyecek ve içecek hazırlamalıyız. I should buy a gift for my best friend. En yakın arkadaşım için bir tane hediye almalıyım. We must invite all our relatives. Bütün akrabalarımızı çağırmamız lazım. Davet etmemiz lazım diyor. Why don't you search on the net? Neden internetten araştırmıyorsun? Sence bu hangi durumda söylenmiştir? İnternetten ne araştırırız biz? Hangi durum? Hediye.
İnternetten hediye araştırırız. O da hangisindeydi? O da 4'teydi dikkat edersek. Heh, şurada gift. Gift. Evet, neden internetten araştırmıyorsun? Let's make an invitation card. Hadi bir davetiye kartı hazırlayalım. Davetiye kartı yapalım demiş arkadaşlar. Neden? Çünkü insanları davet etmek için. Beşincide. We must invite all our relatives. Güzel, 5. Why don't you make a guest list? Neden bir davetli listesi hazırlamıyorsun diyor. Davetli listesini niye hazırlarız? Çünkü kaç kişinin katılacağını hesaplamamız lazım. Dolayısıyla arkadaşlar bu da 2 numarada var. Let's buy snacks and beverages. Hadi biraz atıştırmalık, yani atıştırmalık bir şeyler ve içecek alalım demiş. O zaman 3. Let's buy lots of balloon and confetti. Hadi bir sürü balon ve konfeti alalım. Bu da odayı süslemek için, dekor etmek için aldığımız şeylerdir sevgili arkadaşlar. Şimdi kalıplarımızı öğrendik. Bir kere daha hatırlayalım istersen. İşte would you like kalıbı vardı, let's vardı, how about vardı, shall we vardı. Bunlarla tekliflerde bulunuyorduk. Şimdi look at the photos below and make suggestions. Aşağıdaki resimlere bakın ve diyor önerilerde bulunun. Şimdi partiye neden bir palyaço çağırmıyoruz? Palyaço çağırmak ister misin? Hadi palyaço çağıralım. Palyaçoya çağırmaya ne dersin gibi ifadeler kullanalım. Hı hı. O zaman mesela how about veya what about calling a clown to the party. Bunu partiye bir palyaço çağırmaya ne dersin? Diyelim ki burada da hadi gel bir davetli listesi hazırlayalım. Let's make an invitation guest list. Ha, guest list konuk listesi, davetli listesi. Hadi bir davetli listesi yapalım. Burada da neden gidip içecek veya yiyecek almıyoruz gibi bir şey kullanalım. Neden yapmıyoruz, why? Neden yapmıyoruz anlamına why? Gelen. Why don't we, why don't we buy some food or drinks? Food and drinks. Neden biz yiyecek içecek almıyoruz gibi. Sevgili arkadaşlar bu kalıpları kullanarak tariflerde bulunabilirsiniz. Şimdi 4 tane, 5 tane yukarıda, 5 tane aşağıda cümle var. Biz bunları yine birleştireceğiz sevgili arkadaşlar. Dikkat ederseniz başlarında yine let's, how about ya da what about, would you like, why don't you, shall we gibi ifadeler var. Bunları bolca bolca göreceksiniz. Hatta önümüzdeki sene sevgili arkadaşlar 8. sınıfta da yine ünitelerde bunlar bolca geçiyor. Bunları bilmemiz lazım, öğrenmemiz lazım artık. We don't have enough sugar at home. Evde yeterince şekerimiz yok. Bu durumda ne demiş olabiliriz? Market bir şeyler. Güzel. Why don't we go to market and buy some? Biraz almıyoruz. Neden markete gidip biraz almıyoruz? Almıyoruz. Hemen bunlar gitti. John is graduating from university. John üniversiteden mezun oluyor. Oluyor. Onun için bir parti mi? Evet. Her demiş. A'yı eledim. Geçtik. Wedding ceremony asla değil. Üniversiteden mezun olana düğün yapıyormuş. Buy a present for him. Belki başkası da olur. Shall we organize a graduation? Heh, eşko. Graduation party, güzel. Oku bitmedi. Biraz şaşırtmacılı. Neden onun için bir graduation party? Yani mezuniyet balosu hazırlamıyoruz demişiz. Bu da gitti. Hı-hı. David and Sandy are getting married. David and Sandy evleniyorlar. What about attending their wedding ceremony? Onların düğün törenine, düğünlerine katılmaya ne dersin demiş. Bu da bir sevgili arkadaşlar. Tomorrow is Father's Day. Yarın babalar günü. O da pardon, would you buy a present for me? Hediye almak. Onun için bir hediye almak ister misin? Would you like to buy a present for him? Onun için bir hediye almak ister misin? Hı-hı. Ve son olarak, Mrs. Hope is getting retired next week. Retired, emekli olmak. Let's organize a farewell party. Farewell party, veda partisi demek. Onun için bir veda partisi hazırlayalım, düzenleyelim demiş. Dolayısıyla arkadaşlar buraya da A getiriyoruz. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar burada 6-7 tane cümle var. Why don't you buy something online? Neden internetten bir şeyler almıyorsun? Bu bizim son etkinliğimiz bu arada. Why don't you prepare some sandwiches? Neden biraz sandviç hazırlamıyorsun? How about, what about buying her one of the best sellers? Ona en çok satanlardan bir tane neden almaya ne dersin? Are you free after school? Okuldan sonra boş musun? Müsait misin? What does she enjoy? O nelerden keyif alır? Neleri sever? Can you go shopping for party decoration? Parti süslemesi için alışverişe gidebilir misin? How can I help you? Sana nasıl yardımcı olabilirim demiş. Hi Jane, hi Erica. Merhabalaşmışlar. Yes, why do you ask? Evet, neden soruyorsun demiş. Müsait mi diyeyim onu sormuş olabilir. O zaman de.
Are you free after school? Evet. Okuldan sonra boş musun? Müsait misin? Evet, niye soruyorsun? I need your help for party preparation. Parti hazırlığı için yardıma ihtiyacım var. You know, Mary is turning 17 tomorrow and I'm arranging a surprise party for her. Biliyorsun ki demiş, Mary yarın 17 yaşına geçiyor, 17 yaşına giriyor ve ben onun için bir sürpriz parti organize ediyorum, düzenliyorum. Yeah, let me check to-do list demiş. Yapılacaklar listesine bir bakayım dediğine göre demek ki bu sence yardım isteğine olumlu cevap vermiş. Olumlu cevap verdiyse. Dolayısıyla. How can I help you? How can I help you? Sana nasıl yardım edebilirim sorusunu kullanıyor arkadaşlar. Nasıl yardım edelim bir bakayım demiş. I bought some cookies and beverages but these aren't enough. Ben biraz kurabiye ve içecek aldım ama bunlar yeteri kadar yeterli değil. O zaman. Şimdi bunu da elemiştik. Yiyecek içecekten bahsettiğine göre. Sandviç. Güzel. Why don't you prepare some sandwiches? Neden birazcık sandviç hazırlamıyorsun diyerek buraya B sorusunu getiriyoruz. I can prepare them. Tamam ben hazırlarım demiş. What else do we need? Başka ne ihtiyacımız var? I ordered the cake too. Pastayı da ben sipariş ettim. However, I forgot to buy party decoration. Süsleri almayı unuttum demiş. O zaman süsleri almayı unuttuysa. O zaman o süsleri almak için party decoration. Can you go shopping for party decoration? Güzel. F arkadaşlar, can you go shopping for party decoration? Parti süsü almak için alışverişe gider misin demiş. Of course I can. Maybe I can find a nice present for her too. Evet, ben de demiş belki onun için güzel bir hediye bulurum. Oh my god. I forgot to buy present as well. I have no time to go shopping. Ben demiş ki hediye almayı da unuttum ve gidecek zamanım da yok. O zaman why don't you buy something online? Neden internetten bir şeyler almıyorsun? I'm sure you can find a suitable present for her. Eminim onun için uygun bir hediye bulursun demiş. Yes, you're right. Evet, haklısın diyor. What does she enjoy? O nelerden hoşlanır? Neleri sever? She loves reading. Okumayı sever diyor. That sounds awesome. I'm sure she will be really surprised and happy. Eminim o çok şaşıracaktır ve mutlu olacaktır dediğine göre arkadaşlar. What about buying her one of the best sellers? Yani ona en çok satanlardan bir tane almaya ne dersin demiş ve ona uygun hediye bulmaya çalışmış. That sounds awesome. Kulağa mükemmel geliyor. Eminim demiş. O gerçekten şaşıracaktır ve mutlu olacaktır. I think so. Thanks for your help. Eminim öyledir. Teşekkür ederim yardım için diyerek sevgili arkadaşlar burada konuşmayı sonlandırmış olduk. Biz de arkadaşlar burada ünitemizi sonlandırmış olduk. Tekliflerle ünitemizi artık tamamlamış oluyoruz ve yepyeni videolarda görüşmek üzere. Hepinizi hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın.